Devam edelim. Telefonla devam edelim. Telefondan hemen sonra son şifreyi paylaşacağız. Kalem kağıtlar hazır olsun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hangi şehir acaba bizi arayan? Buyurun. Alo. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Ben İzleyicimiz. Sakarya'dan arıyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben eşimle Gürcü usulü evlendim. 24 sene oldu ben evleneli. Hiç Tamam. tanımıyordum. Evlendim ve biraz dinen dinimiz için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kötü şeyler konuşuyor. O dinimize, abdeste, namaza karşı kötü şeyler konuşuyor böyle. Hı. Onun günahı nedir ve benim onunla evli kaldığım için benim günahım nedir? Hocama onu sormak istiyorum. Eşiniz Müslüman, Çünkü eşiniz Müslüman mı? Müslüman, evet. Tamam. Aynı şehirdeniz. Tamam, Görücü usulü evlendiniz. 24 yıldır da evlisiniz. Peki, 24 yıl boyunca böyle miydi yoksa sonradan mı bu şekilde değişti? İlk başta ayrıydık. Ayrı şehirlerde çalışıyordu. Değişik değişik yerlerde. Bir Evet. haftalık izine geliyordu. Bu kadar olduğunu bilmiyordum ben açıkçası. Sonra 12 yıl sonra taşındık ve beraber yaşamaya başladık. Evet. Onu da tamamen öğrendim nasıl olduğunu. Nasıl bir şey var. Bir hafta geliyordu. Görüyorduk. Oturup kalkıp çekip gidiyordu geri. Evet. Pek anlamıyordum nasıl bir şey olduğunu. Sonra öğrendim beraber taşınıp da aynı şehirde kalmayı başlayınca. Ve 12 seneden sonra, 14 seneden sonra tanıdım ve aynı şekilde devam ediyor. Peki hocamıza sözü bırakalım. Siz televizyondan takip edin lütfen. Teşekkür ediyoruz. Evet, Tamam, çok eşim. sağ olun. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. İnancıma, kutsallara, Allah'a, peygambere kötü sözler sarf ediyor diyor izleyicimiz. Evli kaldığım için günaha giriyor muyum? Efendim, umarım ki tevile imkanı var bu işin. Umarım ki bunlar aynen böyle değildir. Yani bir insan kutsal değerlere, Kur'an'a, Peygamberimize, Kabe'ye hakaret etse o kişi imanını kaybeder, din dışına kendisini atmış olur. O güne kadar yaptığı kulluk gibi görevler varsa onlar da sıfırlanır. Allah Ve artık nikahı da düşmüş olur. Allah. Din iman kalmaz yani. Din iman kalmaz. Yani ben bunun böyle olmasını hiç arzulamıyorum. Bir tevil yolu yok mu ola? Bir tevil yolu yok mu ola? Yani bu adam mümindir diyeceğimiz bir hal yok mu ola? Yani insan bu duruma düşmemeli Muhsin Bey. Bu duruma düşmemeli. Almanya'da bir din görevlisi kardeşim bana şunu anlattı. Hocam diyor, cuma namazına duracaktık. Bir telefon geldi diyor. Telefon geldi. Ya burada bir adam vefat etti. Papaz bu adamı götürmeye niyetleniyor. Biz arkadaşlar siz biraz bekleyin dedim diyor. Gittik. Aldık geldik. Papaza bırakmadık. Biz getirdik ama şimdi ya biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bak şu şüpheli bir duruma bakın yani. Şimdi Türkiye'den gitmiş adam 50 yıl, 60 yıl bir Alman ağanın çiftliğinde çalışmış. Ya bu adamı bayramda, seyranda, camide gören yok mu? Namaz kıldığını bilen yok mu? Oruç tuttuğunu duyan yok mu? Yani Müslüman evladı ama Müslüman yaşayışında Bir mı, nişanesi inancında yok bu konuda. mıydı? Evet. 50-60 yıldır bu adamdan böyle bir eser yok. Allah Nitekim de papaz onu işte kiliseye götürmeye hazırlanıyor. Biz göz açıklık yaptık, tuttuk, getirdik, yıkadık, kefenledik, namazını kılıp defnettik diyor ama bu kadar şüpheli duruma insan düşmeli mi? düşmemeli. Yani Düşmemeli. hayat bunu değer mi? Biraz önce bakın kabir sualleri falan dediniz. Yani insan bu dünya vasıtadır ya. Ebedi hayatı kazanabilmek, sonsuz cennetleri kazanabilmek. Yani bir Yani işareti olmalı değil mi hocam? inkar Muhsin Bey, inkar imandan zordur. İnkar imandan zordur. İman daha kolaydır. Yani bakın
Rabbimiz her yerde, her şeyde mührünü koymuş, imzasını koymuş. Kudretini ızhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldığı delil. Ebedi varlığının şahidi dağlar, taşlar. En küçük zerrede Allah'a giden bin yol var. Ve gören gözlere delil sermededir. Ebedi varlığının mührünü göstermededir. İnne şirke le zulmün azim. Lokman Aleyhisselam oğluna, oğlum Allah'a eş koşma, en büyük haksızlık, en büyük haksızlık. Niye en büyük haksızlık? Yavrum, zerreden küreye, canlıdan cansıza, bitkiden hayvana, dağdan denize, her yerde, her şeyde milyarla delil var. Bir anda nasıl inkar edersin sen bunu? En büyük zulüm, en büyük haksızlık. Yani bu oğlumuz Müslüman anadan babadan dünyaya gelmiş, minare gölgesinde, ezan ülkesinde yaşamış. Nasıl olur da böyle haşa Allah'a, peygambere yakışıksız sözler edebilir? Yani bakın, eşi kader hayatlarını birleştirmiş ama hanım muzdarip, cehennem hayatı yaşıyor. Evli kalmam uygun mu diye kendisi de soruyor. Kaygı ediyor. Tabii. Bizim evli kalmamız uygun mu değil mi diyor. Eğer bu adam böyle inanıyor, böyle düşünüyorsa evli kalmaları da uygun değildir. Nikahları olmaz. Nikahları da gitmiştir, iman da gitmiştir. Dünyasını da batırmıştır, ahiretinde batırmıştır. Allah korusun. Yani. Allah korusun. Evet. Demek hocam, bir Müslümanın bir nişanı, bir işareti olmalı. Yani yurt dışında da nerede yaşarsa yaşasın. Ya en azından hani cuması yoksa bir bayram namazı olmalı değil mi? Yani bilelim ki bu adam bayram namazına geldi. Bu adam evet. Müslüman. Oruç tutmuyor, Ramazan'da bari bir orucu olsun. Diyelim ki ya işte Ramazan'da oruç tutar idi diyelim. Ama diyorsunuz ki orada yaşamış yıllarca ama böyle bir nişanı yok, böyle bir işareti yok. Bu pandemi yıllarından önceydi. Gaziantep'ten geliyorum uçakla. Beraber oturduk koltukta, üç kişiyiz, karı koca. Ama belli ki yüksek tahsil yapmışlar, umreye gidiyorlar. Hocam, bizim babamız ateist dedir. Yok dedim, öyle olmaz ya. İhtimal vermiyorum. Sizin babanız nasıl ateist olur ya? İkisi de yüksek, bey de hanım da yüksek tahsilli, umreye gidiyorlar. Öyle saygın bir durumları var. Bizim babamız ateist. Dedim, sizin babanız bayram namazına gitmez mi? Cuma namazına gitmez mi? Oruç tutmaz mı? Hocam kurban keser dedi hanım. Yeter. Mümindir o. Mümin olduğu için kurban kesiyor. Yani bu adamı din dışı saymamıza imkan yoktur. Evet. Bu adam Müslümandır. Ama günahkardır. Hepimizin günahları vardır. Elbette. Rabbimizden affını dileriz evet. bunun. Allah evet. razı olsun hocam. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.